Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlilerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar, hayırlı cumalar efendim. Çok güzel bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Haftanın son günü yarışmacısı Hatice Hanım. Bugün onun marifetini, temizliğini, pratikliğini göreceğiz. Hanımlardan bazıları Hatice Hanım'a güveniyorlar. Bazıları da çok bir şey yapamayacağını söylüyorlar. Ama Hatice Hanım kendine, ben de ona güveniyorum. Hazırsanız kapısını çalalım. Bakalım bugün En Hamarat Benim'de bizleri neler bekliyor. Hep görelim ve en önemlisi 50 bin lira. Acaba kim alacak? Hadi buyurun. Ben Hatice Ekşi. Yarışmaya Afyon'dan katılıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Bugün programımıza Afyon'dan katılan 3 çocuk annesi, güvenlik görevlisi Hatice Hanım'a konuk oluyoruz. Çok ama çok heyecanlı. Haftanın finali için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'de. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman nasılsınız? Kadir Bey. Yıllardır bu anı bekliyordum. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Aman efendim. Döne, hayallerimiz döne, gerçek döne, oldu değil. Kadir geliyor. Haydi döne, döne, döne. Kadir geliyor. Bak bak bak, nasıl enerjik, görüyor musun? Aman döne, döne, ya, yapma. Döne. Kadir geliyor. Oh, ben de atacağım şimdi göbek. Bu anı bekliyordum. Enerjin adamın da başını döndürdü. Evet. Yalnız sen çok fenasın. Dün rakiplerin masada öyle mıy mıy falan dediler ya. İnadına hazırlandın bugün ki. Bugün görecekler mıy mıy nasılmış. Görsünler. Çatlasınlar. Çatlasınlar, patlasınlar bugün beni görecek. Onlar seni kıskanıyorlar. %100 eminim. Özellikle Serda Hanım. Kesin. Dün seni falan hep aşağı çekmeye çalıştı. Ya kadını çocuk kolu atıp sürekli böyle evet, böyle yapıyor ya. Evet, dizime vurdu vurdu beni böyle çocukmuşum gibi. Ben sen bilmiyorum. Onu böyle bir sendeletemedin. Şöyle bir kendine getirtmişsin. Ya dedim dedim, ben çocuk muyum yani böyle? Nazik bir kadın. Çok fazla tepki veremiyor. Ben kırıcı olmak istemedim. Canımsın. Hani ben sofradayız, masadayız. Serda Hanım'ı çoktan. Hayır, sürekli masadayız. Sürekli dürtük, sürekli dürtük. O vurmayı çok seviyor ama. Anladım. Evet. Bir temas bağımlısı ya, ben o. Susacağım yeri de biliyorum, konuşacağım yeri de biliyorum. Bu kadın zaten yıllarca konuşamamış, konuşamamış. Bu kadın içindeki yarayı kimse bilmiyor. Hanımefendi bugüne kadar konuşmuş, karşılığını alamamış sadece. Ha, karşılığını konuşmamı alamadım. Karşılığını alamadım. Karşılığını alamadan yine konuşmaya devam ettin mi yani? Konuştum. Kız bir yerden sonra sarmamıştır, sıkılmadın artık mı? Artık sarmadı, ondan sonra bıraktım. Ha, anladım. Müziğe vermiş kendini. Kendimi müziğe verdim. Müzik hadi beni bakalım. Tedavi etti, müzik beni iyileştirdi. Kendine getirdi mi seni? Hem de nasıl? O zaman tam yerine geldim. Burada da müzik, şarkı, türkü her şey müziksiz var. Müziksiz hayat olmuyor bence. O zaman şöyle mutfağa doğru geçelim. Hadi, hadi bakalım. Geçelim. Yar döne döne, yar döne, geliyor. Döne, döne. Aman döne döne döne, yar geliyor. Kız tezgahı güzel boyamışlar değil mi? Kaplama tezgah. Yok, boyama tezgahtı ses. Kaplama tezgah efendim. Hayır, boyama bak, fırça izleri bak, boyalar görünüyor. Boyamaysa ilginç. Yok, güzel boyamışlar ama iyi becermişler. Baktık mı efendim şöyle bir. Bulaşık makinesi arası çok kötü değil. Bak bakalım ablam sana temizlemelik nereler çıkacak. Çok da açmayalım marka. Ana, bunun içinde de marka varmış, dur. Bakayım hanımefendi, bir müsaade. Markaya mı bakacaksın? Geri ittim yerine. Dün akşamdan Kıbrıs tatlısı yapılmış dolapta. Lastik arası. Lastik arası da güzel. Dolap da toplu temiz. Kettle'ımızın içine bakalım. O da temiz. Kettle'ımızın içi de pırıldı. Temize ne denk gelmişsin Hatice Hanım? Hadi bakalım, şanslıyım. Bu ne? Ha, masa. Bilmiyorum. Masa mı? Evet, masa, baksana. Dur. He, evet, portatif masa. Aa, yani ne kadar güzel. Hem raf hem masa. Evet. Tam bir teknoloji tasarım ürünü. Hadi gel salona gidelim. Gel. Bakayım. Yok yok, gayet iyi mutfak. Vallahi bak, temizlenecek çok fazla bir şey yok. Ama bakalım sen bu mutfakta ne harikalar yaratacaksın. Ben evet, bütün yeteneğimi göstereceğim. Hadi bakalım, bütün yeteneği göreceğiz bugün. Aa, salon da güzel, beğendim. Güzel. Geniş, şekli de güzel. Koltuklara, kumaşlara bakayım. Hiç sevmediğim koltuk kumaş. Niye biliyor musun? Lekesi. Çok çabuk leke gösterir. Lekesini evet. Bir de şey gösterir. İçini emer. Mobilya evet. Takımını da beğendim. Yok, güzel, şık bir salona benziyor. Hadi banyoya da bakalım. Hadi gel, gel abla. Geç, 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 geç. Şöyle bakayım. Vallahi ev sahibi temiz kadınmış, evi güzel kullanmış. Evet. Hiç sevmediğim paspas takım Hatice abla. Evet, bunu yıkadığımda kazık gibi oluyor. Evet yerine, evet. Çok da ince. Evet ama lavabosu mobası temiz. Ben ev sahibinin temizliğini temiz. Beğendim vallahi, güzel. Yani yüzeysel baktığımızda iyi görünüyor. Tabii dibi köşeye sonra bakarız da. Bir de duşakabinin içine doğru bir bakalım, gel. Yok yok, duşakabin de gayet güzel Hatice ablacığım. Şansına temiz ev çıktı. Evet. Gidelim şimdi Hatice Hanım'ın rakiplerini alalım eve. Hatice Hanım şöyle neşeli neşeli yüksek sesiyle evet. Bir onları çağırsın. Şarkıyla karşılasın bence. Ha. Şarkıyla karşılasın. Ne söyle? Onu bana bırakın. Sürpriz güzel bir şarkı seçeceğim size. Bakalım tamam. Bakalım ne sürpriz yapacak. Geç. Tamam. Geç Hatice ablacığım, geç. Allah bilir nasıl laf sokma bir şarkı seçecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.